Örsev Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş örneğimizi çalışacağız. Ben buna ananas diyorum. Tabi siz farklı bir isimde biliyorsanız ve bana yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. 40 ilmekle başlıyoruz. Umarım aradığınız örnek budur. Hoşunuza gider, yararlı bir video olur. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Kırk ilmeğimi başladım, bir sırada ters ördüm ve ön tarafta örneğimizi yerleştirmeye başlıyoruz. İki örnek için 40 ilmek yeterli. İlk ilmeğimi boşaldım. Bir ters. Artırıyorum. 3 tane düz. 1 2 3 Ve şimdi 2 ilmeğimi bu şekilde. Tek ilmek. 3 tane düzüm daha. 1 2 3 Ve bir ters. Tekrar 3 düz. 1 2 3 Ve arkadaki ilmeği ön tarafa alıyoruz. İkisini birlikte alıyoruz. Tekrar 3 düz. 1 2 3 Ve bir artırıyorum. 2 tane ters. Yani örgümüzün sadece şu kısmını yaptık şu an. Ve şimdi bu tarafa geçiyoruz. 2 tersimizi yaptık. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 Arkadaki ilmeği öne aldım ve ikisini birlikte aldım. Tekrar bir düz artırdım, bir ördüm, tekrar artırdım, bir düz ördüm ve bu şekilde iki ilmeği birlikte alıyoruz. Ve 5 tane düz. 1 2 3 4 5 5 düzümü ördükten sonra bir ters ve bitirdim. Bu taraftaki örneğimizin arka tarafı hep ters olacak. Bu kadar ters olarak öreceğiz bu yüzünde. Ama bu tarafı da örgülerimizin, ilmeklerimizin yerleri değişiyor. Evet, arka taraftayız. Kenar ilmeklerimiz. Ve bu sırayı ortadaki iki terse kadar hep ters olarak öreceğiz. Bir, iki, aradaki ön tarafta ters görünen ilmeğimiz, iki örneğin arasındaki ilmek, bu yüzümüzde düz ördük ve şimdi bu kısma geçiyoruz. Bu artırdığımız ilmeği ilk önce alıyoruz ve bir kere daha artırıyoruz. 3 tane ters, 1, 2, 3 ters.
Ve burada kestiğimiz ilmeği şimdi de bu şekilde ortadan girdim ve arkadaki ilmekle birlikte aldım. 2 tane ters. 1 2 ve ortadaki ilmeğimiz düz. Yine 1 2 ters ördüm ve bu 2 ilmeğimizi birlikte alacağım. Bu şekilde alıyorum. Arkadaki ilmeğin içinden ya da yerlerini değiştiriyoruz. Niye elim? Arkadaki ilmeği ön tarafa da alabiliriz bu şekilde. Ve ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar 3 ilmek ters, 2, 3, artırmamızı yapıyoruz. Diğer ilmeğimizi de ters alıyoruz. Düz ve ikinci sıramızı bitirdik. Bir ters, 2 düz, tekrar artırıyoruz. 1 2 3 3 ilmeğimizi ördük ve kestik. Bir düz, bir ters, bir düz ve tekrar arkadaki ilmeği ön tarafa geçiriyoruz. Kestik. Tekrar 3 düz. 1 2 3 düz. Artırmamı yaptım. 1 2 ve aradaki 2 ilmeğimiz. Dört düz. 1 2 3 4 Arkadaki ilmeği ön tarafa alıyoruz. 3. sıramızdayız şu an örneğimizin. Ve bir düz artırdım. Yine arkadaki ilmeği ön tarafa alıyorum. Artırdım. Bir ördüm, tekrar artırdım, bir ördüm. Bu kısımda bu şekilde yapıyoruz ve kestim. 4 tane düz. 1 2 3 4 Dördüncü sıradayız. Ve şimdi 17 tane ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane tersimizi yaptık ve aradaki 2 ilmeğimizi düz örüyoruz. Arka yüzdeyiz. Tekrar 1 2 3 ve bir kez daha artırıyorum. 1 2 3 Artırmadan sonra 3 tane düz ördük ve ortadan giriyorum. Arkadaki ilmekle birlikte
alıyorum. Bir düz ve arkadaki ilmeğimizi ön tarafa alacağız. Ama ben bu şekilde örüyorum. İster bu şekilde de örebilirsiniz. Ve 3 tane ters. 1, 2, 3. Tekrar artırdım. 1, 2, 3. Ve son ilmeğim düz ve kenar ilmeğim. 4 sıra örneğimiz tamamlandı. 5. sıradayız. Kenar ilmeğimiz yine ters. Burada başlangıçta yaptığımız gibi hemen tersimizin yanında artırmamızı yaptık. 3 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3. Ve bu 2 ilmeğimizi 1 aldım. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3. Tersimi örüyorum. 3 düz. 1, 2, 3. Ve kesme işlemimi yapıyorum. İlmeğimi bir aldım. Tekrar 3 tane düz. 1, 2, 3 ve artırdım. Ortadaki 2 tersimi ördüm. 1, 2, 3 ve ilmekleri yer değiştirip 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm, artırdım, arkadaki ilmeği öndeki ilmekle yer değiştirdim, ördüm. Tekrar artırdım, artırdım ve sol tarafa doğru. Tekrar bir düz örüyorum. Bir sonrakini 2 ilmeği birlikte aldım. Ve 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3. İlmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bu kısımda hep bu şekilde 17 ilmek ters ördüm, 2 düzümü tekrar doladım, 3 tane ters. 1, 2, 3 ve ortadan giriyorum, arkadaki ilmeğimle birlikte alıyorum. 1, 2, düzümü ördüm. 2 ters. 1, 2 ve arkadaki ilmekle öndeki ilmeği yer değiştirip ya da ikisinin içinden arka taraftan girip bu şekilde alıyoruz. 1, 2, 3 tekrar artırıyorum. Bir önceki sırada artırdığımı da ters olarak alıyorum. Düz ördüm ve kenar ilmeğim sıramı tamamladım.
Tekrar ön yüzdeyiz. Bir, iki, tekrar artırıyorum. Üç ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki, üç ve kesme işlemimi yapıyorum. Bir düz, yine bir düz. Arkadaki ile öndeki ilmeğin yerini değiştirip ikisini birlikte alıyorum. Tekrar 3 ilmek, 1, 2, 3 düz olarak aldım, artırdım, terslerimi ördüm, 1, 2 düz ve tekrar arkadaki ilmekle yer değiştirip İkisini birlikte alıyorum. Artırdım, aldım, tekrar artırdım, ikisini bir aldım. Arka tarafı yine 17 ilmek ters öreceğiz. Baştaki ve sondaki, pardon, ortadaki 2 ilmeğimizi de arka yüzümüzde düz olarak öreceğiz. 17 tersimi ördüm. Ve şimdi yan taraftaki örnekteyiz. 1, 2, 3 ve doladım. 1, 2, 3, 3 tane düz ördükten sonra ortadan girip arkadaki ilmekle birlikte aldım. Düzümü ördüm ve tekrar arkadaki ilmekle yer değiştireyim. Daha kolay olacak gibi. Arkadaki ilmeği öne aldım ve ikisini birlikte örüyorum. Ve 3 düz, pardon, 3 ters. 1, 2, 3. Tekrar artırıyorum. 1, 2, 3 tersimi ördüm. Düz ve bitirdim. Bir kez daha aynı burada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Artırdım. 1, 2, 3 düz ördüm. Ve 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar 3 düz. 1, 2, 3. Ortadaki ilmeğimiz ters. 3 düz. 1, 2, 3
ve arkadaki ilmeği ön tarafa alıp ikisini birlikte alıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve artırdım. Ortadaki iki tersimi ördüm. Sol taraftaki ajurlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir ördük. İlmeğimizi yer değiştiriyoruz. Bir düz, bir artırdım. Arkadaki ilmekle yer değiştiriyorum tekrar. Tekrar artırdım. Yer değiştirdim ve ikisini birlikte aldım. Artırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar artırıyorum. Ve sol tarafa doğru. Tekrar artır. İkisini birlikte al. Tekrar artırıyorum. Bir düz örüyorum. Ve kesme işlemimi sonra yapıyorum. İkisini birlikte aldım. Tek düz ilmeğimi ördüm. Ters ve bitirdim. Arka sırada yine aynı şekilde iki terse kadar geliyorum. Ve 17 tane ters örüyorum. Tekrar artırıyorum. 3 düz, pardon 3 ters burada hep. 2, 3, 3 tersimi ördüm. Ve yine ortadan girip arkadaki ilmeği birlikte alıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Ters örüyorum onları. Ortadaki düzümü ördüm. Sol tarafta da 2 kalması gerekiyor. 2 tane tersimi ördüm. Ve arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Kaçırmıyorsunuz tabii ki benim yaptığım gibi. Arkadaki ilmeği ön tarafa aldım ve ikisini birlikte alıyorum. Bir, iki, üç. Ters ördüm, artırdım. Bir önceki artırdığımı da ters örüyorum. Son ilmeğim düz ve bitiş ilmeğim. Bir tersimi ördüm. Ve tekrar artırıyorum. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir sonraki ilmekle ikisini bir alıyorum. Tek ilmeğim kaldı burada. Düz ördüm. Ve ortadaki ilmeğim ters. Bir sonraki düz. Arkadaki ilmekle yer değiştirdim ön taraftan. İkisini birlikte aldım. Ve sonra 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Artırdım. 1, 2 düz ördüm. 2 ters. Ve son ilmeğim. İkisini birlikte aldım. Bir düz artırdım. Arkadaki ilmeği ön tarafa alıyorum. Daha önceki sıralarda yaptığımız gibi. Tekrar doladım.
Yer değiştirdim. İkisini bir alıyorum. Tekrar doladım. Arkadaki ilmeği yine öne alıyorum. Doladım. Bir düz ördüm. Tekrar doluyorum. Ve iki ilmeği birlikte alıyorum. Tekrar doladım. İkisini birlikte aldım. Doluyorum. Düz örüyorum. Sonrasını ikisini birlikte alıyorum. Ve 17 ilmek ters. Tersimizi ördük, iki düzümüzü de ördükten sonra diğer örneğimize devam ediyoruz. 2, 3 ve bir artırdık. 3 düz, pardon, yine yaptım aynı şeyi. 3 ters. 3 tersimi ördüm. Yine ortadan giriyorum ve arkadaki ilmekle ikisini birlikte alıyorum. Ördüm. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğin ikisini birlikte aldım. Yer değiştirerek de örebilirsiniz. Ve tekrar 3 tersim. 1, 2, 3 artırdım. 3 tane ters ördüm. 1 düz ve son ilmeği. Örneğimizin anlatımı bu kadar. Şimdi örneklerimizi yer değiştireceğiz. Bu örneğe bu kısımdan, bu örneğimizi de bu kısımdan başlayarak örgümüz bu şekilde devam edecek. Bir sıra örneğin konuluşunu da göstereyim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu örneğimizde 5 düz örmüştük. Şimdi bu örneğimizin üzerine 5 düz öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu örneğimizin üzerinde yapacağız. Şimdi 5 düzümüzü ördükten sonra arkadaki ilmeği ön taraftan öne geçiriyoruz. Bir düz örüyoruz. 5 düzden sonra ilmekleri yer değiştirip bir kestik. Bir düz ördük. Artırdık. Bir düz örüyoruz. Tekrar artırdık. Bir düz ördük. Ve 2 ilmeği birlikte alıyoruz. 5 tane düz örüyoruz. 1 2, 3, 4, 5. Böylece ikinci örneğimizin kurulumu başladı. İki tersimizi örüyoruz aradaki. Bu tarafa bu örneğimizi geçeceğimiz için önce artırdık. 3 düz örüyoruz. 1, 2, 3 ve kesme işlemimizi yapıyoruz. Kestik. 3 tane düz. 1, 2, 3. Tam ortaya bir ters. Tekrar 3 düz. 1, 2, 3. Ve arka taraftan ilmeğimizi bu şekilde öne geçiriyoruz. İkisini birlikte aldık. 3 düz ördük. 1, 2, 3 ve artırma işlemimizi yaptık.
ikinci örneğimizin kurulumuna başladık, yaptık. Örneklerimiz bu şekilde devam edecek. Umarım yararlı bir video oldu, hoşunuza gitti. Anlatımım bu kadar. Daha açıklayıcı olsun diye bir de ben bu şekilde çizdim. İsterseniz çıktısını alıp buradan da takip edebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitti, beğendiniz. Abone olmayan arkadaşlarım abone olurlarsa çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.